Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Çevresinde dönen 63 uydusu bulunur. En büyük 4 uydusuna onları 1610'da keşfeden gökbilimci Galileo'nun anısına Galileonlar adı verilmiştir. Bu dörtlü çekim gücünün uyduların görünüş ve hareketlerini nasıl etkilediğini iyi birer örnektir. Galileonların ilki Io, Jüpiter'e sadece 422 kilometre uzaklıktadır ve gezegenin kendisine en yakın uydusudur. Bu uzaklık Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığıyla aynıdır. Ancak Ay'ın aksine, Io'nun yüzeyinde krater bulunmaz. Bilim insanları bunun yüzeyin yeni olmasına bağlıyor. Io'ya mikikten, hatta teleskoptan her bakışınızda onu biraz daha değişmiş görürsünüz. Io'daki yüzey diğer gezegenlerdeki hava koşulları gibi sürekli değişiyor. NASA çalışanları ilk kez Io'nun yakınından geçen bir insansız uzay roketini bölgeye yolladığında şok geçirmişlerdi. Uyduda birçok aktif volkan bulunmaktaydı. Bu görüntüler Io'da patlayan ve uzayda 320 kilometre uzaklığa ulaşan devasa bir volkana ait. Herkesin aklında aynı soru vardı. Bir uyduda nasıl olur da aktif bir volkan bulunabilirdi? Cevap basitti. Çekim gücü. Jüpiter'in çekim gücü o kadar yüksekti ki uyduya ulaşıp ona baskı uyguluyordu. Io'yu yalnızca Jüpiter'in değil, yakınından geçen diğer uyduların çekim güçleri de etkiliyordu. Böylelikle uydunun çekirdeği sürekli ileri geri hareket ediyordu. Buna gelgit sürtünmesi deniyordu ve bu durum Io'nun çekirdeğinde olağan dışı bir sıcaklığın oluşmasına yol açıyordu. Bu sanki bir askılığı kırılana kadar bükmeye benziyor. Demir parçasının ısındığını hissedersiniz ya. Merkezde gerçekleşen bu gelgit sürtünmesi Io'nun iç yüzeyini öyle bir ısıttı ki bu uydu Güneş sistemindeki en aktif yanardağlardan biri haline geldi. Sürekli itme çekme Io'nun içinde oluşan oldukça yüksek bir sıcaklığı beraberinde getiriyordu. Bu ısı da devasa lav patlamalarına sebep oluyordu. Io Güneş sistemindeki gelgit kuvvetlerin ve çekimsel olayların en iyi örneklerinden. Jüpiter tarafından sürekli çekiliyor. Aynı şekilde diğer uydular da sürekli onu çekiyor. Böylece olağanüstü bir ısı oluşuyor. Yani patlayan lavların yarattığı seller Io'nun yüzeyini sürekli yeniden şekillendiriyor. Bu yüzden bu uydunun yüzeyinde görülebilir bir krater bulunmuyor.